Günaydın yine. Erken uyanacağım deyip 8.45'te uyandı. Kameranın lensini bile göremiyorum çünkü 4 numara miyopum. Evi lenslerimi takayım, geleceğim. Şu küçük banyoyu gerçekten hiç özlemeyeceğim arkadaşlar. Taşınmayı düşünüyorum. Hatta bugün birlikte evde bakarız. Bu ne ya? Bu. Yüz temizleme jeli olarak Bioderma'nın bu jelini kullanacağım. Ben çok fazla seviyorum. Bu arada ellerinizle cildinizle böyle masaj yaparak temizlerseniz çok da faydalı olacaktır. Eğer foreyonuz ya da klasörünüz yoksa, benim gibi gözüm yandı şu anda. Hazır banyoya kadar gelmişken çamaşır makinesini de çalıştırayım. Oha, görüyorum. Sırada cildimizi nemlendirmek var. Benim cildim çok fazla kuruyor yaz bile olsa. Bu ergenlik dönemimden kalan yağlanmalar falan hiç eser yok yani. Ya güneş kremi sürüyorum ya da nemlendirici sürüyorum daha hafif olsun istiyorsam. Bugün öğlen vakti sanırım dışarıya çıkmayacağım. O yüzden şu 15 faktör Simple'ın yüz nemlendiricisini süreceğim. Beğendim mi? Beğendim ama öyle aman aman diyemem. Çok da fazla nemlendirmiyor. Hafif bir şey. Akşamları da onu güneş koruyucu faktörlü olmayanını kullanıyorum. Bu çok daha güzel nemlendiriyor bence. Güneş kremi olarak da şu sıralar favorim. Bioderma'nın Photodermax'ı. Bence en güzeli bu ama 50 faktör değil de 30 faktör alsanız cildinize yeterli. Boşuna kimyasal sürmeyin. Ben de 30 faktör alacağım. Şu var bir güneş kremi olarak. Roche'nin yaşlanma karşıtı 30 faktör. Bundan da memnunum. Bu birazcık daha yağlı bir şey. Hani yüzünüzde biraz parlama yapabilir. Bir göz kremim yok. Göz kremi almak istiyorum. Eğer öneriniz varsa aşağı yorum olarak bekliyorum. Ben bu Kiehl's'ın avokadolu olanını kullanıyordum ama şu anda çok pahalı geliyor bana. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında ben çoktan elimi yüzümü yıkadım, sabah uyandım, kahvaltımı ettim ama bir başlangıç çekmediğimi fark ettim. Şimdi bu videonun konusunu size detaylı olarak anlatacağım. Ben geçen senenin Şubat ayında zayıflamaya karar verdim. Ama hani ilk nasıl başlayacağımı bilmiyordum ve spora başlayarak hani adım attım. Dedim spora başladım. Yine yiyeceğimi yiyeyim, ben nasıl da spor yapıp kilo veririm dedim. Ama veremedim. Bunu çok fazla anlattığım için kısa keseceğim. Bir ayda bir kilomu ne verebildim yani. Sonra dedim Melis, demek ki beslenmeni de değiştirmen gerekiyor. Tek spor etkili olmuyor. Beslenme daha önemli. Benim için hani çokolata yemek, bilmiyorum tutku, hani insanlar sigara içer mutlu olur ya. Benim için de çokolata yemek, tatlı yemek öyle bir şey. Bağımlıydım. Birden kesmek istemedim o yüzden. Yavaş yavaş azalttım. Şimdi bu yavaş yavaş azaltma döneminde bir günde neler yediğimi sizinle paylaşacağım. Alışverişimi önce gösteriyorum. Bana yardımcı olan şeyler nelerdi? Onlardan bahsedeceğim. Mesela kefir. Şimdi diyebilirsiniz Melis, çilekli kefir almışsın. Çok zararlı, şekerli, içinde bir sürü şey var. Çok haklısınız. Şu anda bu kefiri ben de içmem. Yani aldığım için içebilirim ama şu anda içmem diye düşünüyorum. Ama sayfamda ilk gönderilerime giderseniz ara öğünde çilekli kefir paylaştığımı görebilirsiniz. Çünkü o zamanlar çok fazla takılmıyordum açıkçası. Hayatımda zaten hiç kefir içmemiş bir insanım. Direkt sade içsem mesela beğenmeyeceğim. Şu anda çok fazla beğenmiyorum ve kendim tatlandırmayı tercih ediyorum. Sonra bu kıtırına çok tağıllı. Zayıflamaya ilk karar verdiğimde bu tarz şeyler çantamda hep duruyordu arkadaşlar. Okula gidiyordum zaten düzenli olarak sabahın köründe. Çantamda mutlaka bunu yemeyecek miyim? Yine de o çantamdaydı. Çünkü birden acıkabilirsiniz ve etrafınızda olan hiçbir şey olmayabilir. O yüzden çantamda bu tarz şeyler barındırıyordum. Bunun içinde de yine bayağı koruyucu falan var ama mesela şeker yok ve 69 kalori bunun yarısı. Ve geldik çikolatalara. Dün bir sürü çikolata aldım bu video için. Hepsini şimdi önünüzde yiyormuşum. Öyle bir şey yapmayacağım. Tabii ki zayıflarken de yapmıyordum. Bakın arkadaşlar, minik minik bir sürü çikolatalar var. Şimdi Melis, bize çikolata yemeği mi öneriyorsun diyebilirsiniz. Asla öyle bir şey önermiyorum. Ama günde bir büyük paket çikolata yiyen bir insanın direkt çikolatayı kesmesi bence doğru değil. Her şeyi dengeli tükettiğimiz sürece, yavaş yavaş azalttığımız sürece daha kolay adapte olabiliriz. Zaten ben eskiden de hep diyet yapıyordum ama şöyle düşünüyordum. Bir daha hiç çikolata yemeyeceğim. Bunların hiçbirini yemeyeceğim diye düşünüyordum. Ve psikolojik olarak aman ben mutlu olacağım, şişman olurum daha iyi deyip normal yemeye devam ediyordum. Ama bu sefer öyle yapmadım ve gerçekten çok etkili oldum. Pico. Canım böyle büyük bir çikolata yemek istediğinde Pico'yu tercih ediyordum. Nedeni de kalorisinin düşük olması arkadaşlar.
Bunun kalorisi yaklaşık ne kadardı? 89 kaloriymiş mesela bir paketi. Evet. Şimdi gelelim daha sağlıklı alternatiflere. Çiğ kuru yemişler. Çantamda bunlardan da mutlaka bulunduruyordum. Ama mesela şöyle olmuyordu. Nerede o? Hem bunu hem bunu bulundurmak olmuyordu da hani sadece bir tane şey koyuyordum. Yoksa dayanamayıp hepsini yeme olasılığınız çok yüksek. Bunda mesela ben dayanamam, bir pakette bitiririm diyorsanız küçük küçük buzdolabı poşetlerine bir avuç bir avuç koyarsanız çok güzel olur. İçindeki özellikle şu çiğ kajuya bayılıyorum çok. Bardağımın güzelliğine bakar mısınız? Bunu Migros'tan aldım. Fiyatı da çok uygundu. 1.95 mi neydi? Eğer etrafınızda Migros varsa koşarak alın bence. Boyutu da çok tatlı ve güne metabolizmamızı çalıştırarak başlıyoruz. Hatta uyanır uyanmaz hiç yüzünüzü yıkamadan direkt suyunuzu içerseniz metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz. Ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Tabii ki olmuyordur da sabah 7'de kalkıyordum suyumu içip geri yatıyordum metabolizmam çalışsın diye. Ama olur mu ki? Bilemedim şu anda. Ya şu kameranın ayarlarını yapmayı bile özlemişim. Bayağıdır video çekmiyorum. En son Dubai'de çekmiştim. Şey oldu böyle, acaba kekeler miyim, konuşabilir miyim falan oldum. Dağıta geçelim. Saat şu anda 9.30. Bayağı geç kaldım. Benim amacım 7.30'da uyanmakta aslında. Ama uyanamadım. Şu an beni görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle durayım en iyisi. Bacağım ah! Çok fazla hamum arkadaşlar. Spor yapmam gerek. Malzemelerimiz 1 adet yumurta. Süt. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi. Ben bunu kullanacağım. Dubai'den aldım. Efsane güzel arkadaşlar. Rondodan geçirmenize hiç gerek yok. Yumuşacık oluyor. Ağzı kabuk kabuk gelmiyor. Makro center'larda da satılıyormuş ama 44 liraymış. Ben kaç paraya aldım? 9 liraya aldım. Keşke depolasaydım. Öyle bir şey de değildi yani. Peynir alalım. Başka. Domates salatalık koyarız. Biraz zeytin koyarız. Tamam. Bugün fit krep yapacağız. Ben normalde arasına böyle avokado, domates, salatalık, peynir koyuyorum. Efsane güzel oluyor. İki yemek kaşığı da yulaf ezmesi ilave ediyorum. Neden fit krep tercih ettim onu da anlatayım. Bu videonun amacı diyete yeni başlamak. Yani birden haşlanmış yumurta, kibrit kutusu peynir. Tabii ki zaten normalde kibrit kutusu peynir yemedim. O çok abarttı bence. Yani öyle bir kahvaltıyla güne başlamak değil. Annelerimiz de her zaman kreptir, akıtmadır yapıyor, seviyoruz. Ben de fit olanı yapmak istedim. Bacağım. Yanına haşlanmış yumurta da ekleyebilirsiniz daha çok tok kalmak için ama yazları haşlanmış yumurta yiyemiyorum. Omlet, krep, pankek gibi şeyler yaparken püf noktam yağı böyle yaymak değil de çünkü yapışıyor, her yere gelmiyor. Az bir yağ koyup şöyle yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Yağ olarak sadece zeytinyağı kullanıyorum. Bazen tereyağı da kullanıyorum eve aldığımda. İmkanı yok, ben bunu döndüremem, o yüzden böyle parçaladım. Şimdi düzeltme çalışmalarına başlayacağız. Ya parçalanma ama bak. Tek yılın başında video çekiyorum. Onda da parçalandın. Tadı da çok güzel. Değil. Şey diyenler burada mı? Ben bunun hepsini bir kahvaltıda yerim. Dün akşam hazırladığım buzlu yeşil çayım gerçekten efsane duruyor. Ben sayfamda şey demiştim. İşte sıcak yeşil çayı sabahları içemiyorum yazlara. Akşamları içebiliyorum bu arada. Eskişehir akşamları buzhane gibi oluyor. Ama sabahları zor geliyordu. Takipçilerim de neden soğunu yapmıyorsun dedi. Ve o an benim aklıma soktular. Şimdi nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Yaklaşık bir bardak sıcak suda 2 yemek kaşığı yeşil çayımı demliyorum. Üzerine de 3 bardak soğuk su ekleyeceğim. Yeşil çay demlemekte, daha doğrusu bütün çayları demlemekte bir püf nokta var. Ben de bunu 2. sınıfta botanik dersinden öğrenmiştim. Bitkinin üzerine direkt sıcak su dökmek doğru değil arkadaşlar. Önce kaynar suyu koyuyoruz. 2-3 dakika bekliyoruz. Ondan sonra üzerine bitkiyi ekliyoruz. İçmek için sabırsızlanıyorum. Umarım tadı da güzeldir. Size farmakognosi dersinde öğrendiğim bir şey anlatmak istiyorum. Çay deyince aklıma geldi. Daha geçen hafta öğrendim. Kabızlık problemi çoğumuz çekiyordur. Hatta şu anda ben de çekiyorum. Gerçekten zayıflama döneminde kabızlık problemi çok zor olabiliyor. Çünkü tartıda düşmüyor bir türlü ve kendinizi sürekli şiş hissediyorsunuz. Bunun nedeni arkadaşlar demli çay içmeniz olabilir. Çünkü çayın içinde çok fazla tanen maddesi var.
Demli çay içince ve günde 10 bardakları bulunca biz Türkler çay içmeyi seviyoruz ve gerçekten buluyor. Nedeni bu olabilir. O yüzden demli çay içmek yerine biraz daha açık çay içerseniz çok daha faydalı. Belki kabızlık probleminizin hani tek nedeni budur demiyorum ama tetikleyen bir neden olabilir. Bir de o gün çaylarla ilgili çok farklı şeyler öğrendim. Mesela yeşil çayla siyah çayın farkı ne? Beyaz çay nasıl üretilir? Matcha çayı nasıl üretilir? Hoca şey dedi mesela, matcha çayı çok faydalı. Neden hiç içmediniz dedi. Sınıfta kimse matcha çayı içmemiş. Ben de daha önceden içmedim. Derste izlediğimiz videoları aşağıya eklerim isterseniz. Siz de merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Gerçekten çok farklı. Yeşil çayın üretiminde, siyah çayın üretiminde. Aynı bitki ama yapım aşamaları farklı. Neyse ben kahvaltımı buz gibi yaptım. Krebimi, domatesimi, salatalığımı yiyorum. Evet. Kapağımı tam şey yapmamışım da. Ay sinirim bozuldu. Tadı gerçekten güzel ama limonunu fazla koymuşum. Daha demin bir tatil vlogu izledim ve hayatı sorgulamaya başladım. Yani sınava çalışmam gerekiyor. İnsanlar beachlerde, gemilerde, teknelerde eğleniyor. Bir tane villa kiraladım. Telefonum ilk defa düştü biliyor musunuz? Canım tatile gitmek istedi yani kısacı denizde yüzmek istedi. Ama ne yapacağım şimdi ders çalışacağım. Şimdi size dünkü leşimi göstereyim mi? Gidelim mi görmeye? Bunu Instagram'da paylaşmadım çünkü çok fazla utandım. Gidiyoruz. Bakın. Dın 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 dın. Şu paket gerçekten benim dünkü leşim arkadaşlar. Dün Popeyes gömdüm. Diyebilirsiniz Melis Popeyes gömdün ne var? Ama iki kişilik gömmemeliz. Şu anda kahvaltıdan itibaren yaklaşık 3 saat geçti. Zayıflarken de saat 8 gibi. Kahvaltımı eder 11.30 gibi ara öğünümü yapardım. Ders aram tam 11.30'daydı ve her gün aynıydı. Ara öğünümü hazırlayıp bayağı yağmur yağıyor şu anda. Çok güzel ama İstanbul'da böyleymiş. Ben Nescafe Gold kullanıyorum. Daha hafif geliyor tat olarak. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı koyuyorum. Üzerine de biraz su, biraz da süt ilave ediyorum. Tamamen sütten yapmıyorum kalori değeri fazla olmasın diye. İsterseniz üzerine köpük de yapabilirsiniz. Ah bu kaymak tutmuş. Ve biraz keyif zamanı. Kahvem burada. Hava yağmurlu. Hangi çikolatayı yesem diye seçeceğim. Lükse bakın. Eskiden şu çikolatalardan birini yesem diyetim bozuldu deyip o gün her şeyi yerdim. Artık öyle düşünmüyorum. Geçen seneden beri bu kafadan kurtuldum. Kendime bunları hak olarak görüyorum. Tabii ki hepsini değil. Sadece bir tanesini yiyeceğim. Küçük bir peçete mi yesek? Pico'yu tercih edeceğim. 89 kalori. Yanında da kahvem var. Bence güzel bir ara öğün oldu. Şimdi Nescafe Gold'un zararlarından bahsedeceğim. Ufacık. Onu da farmakognosi dersinde öğrendim. Arkadaşlar instant kahveler yani Nescafe Gold gibi diğer markalarında dahi suda kolay çözünebilmesi için bir sürü işlemden geçiyorlar. Daha önceden demlenip liyofilizasyon işlemine tabi tutulup bizim soframıza öyle ulaşıyor. Bu işlemler sonrasında yararlı olan maddeler maalesef kayboluyor, ölüyor, azalıyor ve bizim soframıza öyle ulaşıyor. %100 verim alamıyoruz. O yüzden eğer şansınız varsa kahvenizi kendiniz demlerseniz, gerçek kahve çekirdekleri kullanırsanız %100 fayda sağlarsınız. Ben Nescafe Gold içerken bunu anlatmam. Ara öğün yapalı 2 saat geçti. Tabii ki Pico o kadar tok tutmadı, kahve de öyle. Eğer sağlıklı bir ara öğün yapsaydım, biraz fıstık ezmesi yeseydim, muz yeseydim ya da 2 yemek kaşığından yulaf lapası yapsaydım çok daha uzun süre tok kalabilirdim. Bu da bunun kötü yanı. Aslında alışmaya çalışırken biraz daha fazla aç kalmış oluyoruz bence. Buzdolabının içini size göstermek istemiyorum çünkü gerçekten pis temizlik harcıları videomda da yazmışlar. Bir dolabın içini temizlemedin Melis, haklısınız. Taşınırken temizleyeceğim. Genelde bu tarz tandoor makarnaları tercih ediyorum. Ama bugün farklı bir şey denemek istiyorum. Bunu ben İtalya'dan almıştım. Sanırım Napoli'den. %100 mercimekten yapılmış. Çok merak ediyorum. Vegan beslenenlere de uygun bir makarna. Çok fazla ümidim yok ama bakalım nasıl olacak. Domates tostu yapmayı planlıyorum. Rengi çok güzel. Arkasına 4-5 dakika pişmesi gerekiyor diyor. Zaten köftelerimizi de zeytinyağında kızartacağız. Öğlen yemeğimiz çok pratik. Öğlen
yemeğimle geldim arkadaşlar. Şu anda o kadar güzel kokuyor ki dalmak istiyorum direkt ama size anlatacağım. Şöyle gözüküyor. Kırmızı mercimekli makarna. Yanında da minik misket köftelerim var. Yanında da ayran içeceğim. Bu Eker'in yeni çıkan ayranı. Probiyotik özellikteymiş. Tadını hiç bilmiyorum. Bakayım arkasında ne yazıyor. Probiyotik mikroorganizma içerir. Probiyotiğin önemini bilmiyorsanız mutlaka bir Google'dan aratın. Daha sonra doktora, eczacıya danışabilirsiniz. Burada anlatırsam çok uzun sürer. Gerçekten çok önemli. Bir de benim püf noktam öğlen yemeğinde bir tık daha fazla yemek akşam yemeğine göre. Çünkü akşam yemeğinde daha sindirimi kolay şeyler. Salatadır, yulaf lapasıdır, bazen irmik lapası o pek doyurucu bir şey değil ama o tarz şeyler tercih ediyordum. Çünkü akşam yemeğinden sonra da spora gidiyordum. Böyle karbonhidrat ağırlıklı, düşük kalorili besinler bilmiyorum bana daha doğru geliyordu. Öğlen ise böyle et, balık, tavuk, sindirimi daha zor, daha çok protein ağırlıklı, daha tok tutacak besinler tercih ediyordum. Bugünkü tabağım da aynı o zamanlar gibi. Şu mercimekli şeye bir bakalım. Tadı normal makarna gibi, şekli de aynı öyle. Ben üzerine domates sosu yaptım. İçine biraz baharatlar koydum. Güzel olmuş. Biraz da zeytinyağı ilave ettim. Böyle şey gibi oldu. Salçalı makarna gibi durmuyor mu? Salçalı mercimekli makarna. Köftelerime de bakayım. Köftelerim çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Biraz ekşi. Yani böyle kefirle normal ayranı birleştirmişler gibi. Ama güzel. İrmik lapası yapalım diyorum. Bana çok fazla soruluyordu. İrmik lapasının kıvamını bir türlü ayarlayamıyorum. Nasıl yapıyorsun? Videomda gösterebilir misin diye. Tabii ki gösterebilirim. Ben de ilk başladığımda buraya fotoğrafını koyarım. Hala tadı damağımda. Gerçekten ilk yediğimden midir nedir? İrmik lapasını denemiştim. Nefis Yemek Tarifleri sayfasında bulmuştum. Ya çok güzel olmuştu. Kendinize smoothie kaseleri de hazırlayabilirsiniz. Hem görünüş olarak çok güzeller. Buraya fotoğrafını koyarım. Böyle insanı daha çok motive ediyorlar. Hem de gerçekten doyurucular. Benim karnım doyuyor. Tabii ki bir normal yediğiniz yemek kadar. Mesela öğle yemeği beni çok fazla doyurdu. Şu an tabii bir avuç fındık da yedim ama gayet karnım tok. Neyse ben çok uzattım. İrmik lapasına geçiyorum. Dediğim gibi yazın bunu soğuk tüketirseniz çok daha güzel olur. Malzememiz. İlk malzememiz irmik. Ben 3 yemek kaşığından yapacağım. 2 yemek kaşığından da yapabilirsiniz. Bu arada irmik karbonhidrat ağırlıklı bir besin olduğu için çok uzun süre tok tutmayacaktır sizi. O yüzden ben her gün değil de böyle arada tercih ediyorum. 2 3 Yani hiçbir şey bir yulaf ezmesi değil. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Biraz şekersiz vanilin koyacağım. Bunu Metro Market'ten alıyorum. Saf vanilin değil, şekersiz vanilin. O yüzden tadı acı değil. Çok güzel bir aroma katıyor. İçine tartını da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ben aslında kakaolu ve ballı seviyorum. Ama kakao kalmadığı için bunlardan yaptım. Biraz Hindistan cevizi katacağım. Hindistan cevizi kendi aromasını böyle geçiriyor. Çok yakışıyor. Bir de bal getirmeyi unutmuşum. Daha sonradan içine bir tatlı kaşığı bal koyacağım. Ve efsane irmik lapamız hazır. Zaten içinde kötü bir malzeme yok. Yani tadı enfes ötesi. Üzerine şekersiz kakao parçacıkları, muz, bir de şu fındık püreli tahin pekmezi ekledim. Bunun tadı çok güzel. Fiyatı da çok uygun. 2,5 lira. Bu tarz biten kavanozlara lapalarınızı, salatalarınızı koyup pratik bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.